Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr İktidar köşeye sıkıştı. İki gündür iktidara yakın kanalları izledim. Haber analiz adı altında yaptıkları kurumsal yorumlara kulak kabarttım. İktidara destek veren yazarları dinledim, dikkatli okudum. Neden diyeceksiniz? Millet İttifakı'nın açıkladığı mutabakat metnine ne diyeceklerini merak ettim de ondan. Zaman zaman güldüm, zaman zaman yok artık daha neler dedim. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyulacak taahhüdüne kızıyorlar. Bu madde Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için konulmuşmuş. HDP'ye verilen tavizmiş. Ne yani? Ahim kararlarına uymayacağız mı deselerdi? O zaman iktidarın yorumcuları alkışlayacaklar mıydı? Herhalde. Anayasayı ihlal ederek ahim kararlarını yok sayan iktidarı alkışladıklarına göre muhalefetle aynı çizgide olsaydı alkışlayacaklardı. Bir başkası, olağanüstü hal kararnamelerine son verilmesine de kızmışlar. Yargı denetimine açılmasına bozulmuşlar. Sorsan hepsi demokrat. Ama o hale dayanarak tek imza ile kişilerin işten atılmasına, temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakılmasına razılar. Millet İttifakı'nın bu düzeni değiştireceğiz demesine de öfkeliler. Varlık fonunun da lav edilmesini içlerine sindirememişler. Ülkenin en büyük, en önemli kurumlarının olduğu varlık fonunun yönetim kurulu başkanı kim? Cumhurbaşkanı. Böyle bir yönetim biçimi kabile devletlerinde olur. Millet ittifakı buna son vereceğiz diyor. İyi yapıyor. Varlık fonunun kalmasını destekleyenler içindeki şirketlerin ne halde olduğunu biliyor mu? Somut örnek Çaykur. Yıllarca kar eden Çaykur varlık fonuna geçtikten sonra zarar etti kuvvet komutanlıklarının yeniden genelkurmay başkanına bağlanması fikrini de beğenmemişler. Neden acaba? Şu anda saçma sapan bir yapı var. Kuvvet komutanları savunma bakanına bağlı ama genelkurmay başkanı değil. Neden? İzahı yok. Askeri hastanelerin açılmasını, askeri liseleriyle harp akademilerinin yeniden hayata geçirilmesini de istemiyorlar. Karşı çıkmak için çıktıkları bir yığın madde var kendilerinin neden karşı çıktıklarını anlatamadıkları, mecburen eleştirmek için eleştiri yaptıkları diyelim. Ama bir konuya dikkatinizi çekerim. En çok karşı çıktıkları vaat ne oldu biliyor musunuz? Yolsuzlukların üzerine gidileceği, ihalelerin gözden geçirileceği, haksız kazanç varsa geri alınacağı sözü oldu. Diyorlar ki sermaye kaçar. Millet İttifakı'nın iddiasına göre sermaye parayı alıp zaten kaçmış geri getirmek için uğraşacağız diyorlar. Uğraşma sözü veriyorlar. İktidar yanlaşlarını dinleyince, okuyunca Millet İttifakı'nın doğru, anlamlı, hayata geçişi gerekli önerilerle dolu bir bildirge hazırladığına emin oldum. Çünkü gördüm ki iktidarın eleştiri yapacağı alan sıfır. Ne yani? Tutuklamanın istisna olmaması maddesine mi karşı çıkacaklar? Toplantı gösteri yürüyüş maddesine mi? Basın özgürlüğünü güçlendirme maddesine mi? Sonuç İktidar köşeye sıkıştı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.